Evet arkadaşlar, şu anda tarihin akışını değiştiren ve değiştirecek olan yerdeyiz. Araç İhsan Gazi yolu üzerinde, hemen aracın çıkışında Kahintepe dedikleri mevkideyiz. Şurada bir tane çukur var, ben onun için çukura geleceğim, çukura bakacağım. Gördüğünüz gibi buralar çalışma alanları. Evet, buradan hep bulgular toparlanan yerlerden biri de burasıydı. 10 bin yılın üzerinde bir alandan bahsediliyor. 10 bin yılın üzerinde. Evet, esas çalışmanın yapıldığı yerler gördüğünüz gibi şuralar. Şöyle aşağı yukarı bir 400 metrelik bir alan şu anda burası. Burada bir çalışma yapılıyor. Evet. Orada tabi buluntular var. O buluntuların olduğu yerleri kapatmışlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Diğer yerlerde burası. Evet, bak orada taşları görebiliyorsunuz. Hemen şurada zaten el yapımı görüyorsunuz, şeyler var. Kireç, ne diyorlardı ona? Anfora mı diyorlardı? Küp. Evet, küp. Gördüğünüz gibi bunlar burada. Evet, amforalar var burada. Böyle buradan şu şekilde. Tabii biz oraya alana girmemeye çalışıyoruz. Girmeyelim. Sınırlar doğrultusunda. Evet. Burada tabii ki bunlar kuyumcu işçiliği dediğimiz çok nadir yapılan kazılardır. Böyle tarihi kazılar. Gördüğünüz gibi şu taşları falan, bunlar bir yapıyı işaret ediyor zaten. Yine böyle ve bu alan. Üzerleri kapatılmış. Bunlar da bu bölgeden çıkan taşlar. İşte zamanla bu şekilde böyle. Ve tabi bir bölgede ileride var. İleride de var bir alan. Evet. Hemen şöyle bakalım. İşte gördüğünüz gibi buralar var. Buralar yeni tespit edilen yerler. Aşağı yukarı, evet, bayağı bir alandan bahsediliyor. Gördüğünüz gibi buralarda böyle bu oyuklar açılarak sanırım bir harita çalışması da yapılıyor gibi. Ve bunun devamı hemen şurası. Bu alan gördüğünüz gibi böyle bir tepe. Ve bu tepede çalışmalar yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Bakın zaten burada taşların diziminden falan bir tuhaflık hissediyorsunuz zaten. Oldukça korunaklı ve çevresine hakim bir tepe burası. Evet, burada çalışmalar yapılmış. Biz gene buraları çekelim. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet, burada da alanlar belirlenmiş, çalışma alanları. Gördüğünüz gibi iplerle. Tabii ki burada çalışma yok. Biz geldik çekiyoruz ama bugün burada çalışma yok, ama buralar hep çalışma alanı olarak belirlenmiş. Gördüğünüz gibi böyle. Buralarda kazılar ara ara devam ediyor. Evet. Şuradaki yapıları görüyorsunuz, taşlar. Bu taşlar muhakkak ki bir şey ifade ediyor araştırmacılar için. Ki zaten o kazdıkları yerler de oralar. Biz tabii ki ellemek istemiyoruz. Çünkü böyle yerlere dokunmak yasak. Bize sıkıntı verir. Evet, alan oldukça geniş. Aşağı yukarı bir 8-10 dönüme hitap eden bir tepe üzeri burası. Hemen alt tarafta, şu gördüğünüz alt tarafta baraj yapılıyor. Araç barajının yapılacağı alan burası. Yapıldığı alan. Gördüğünüz gibi. Buranın sular altında kalma ihtimali var mı? Açıkçası vallahi etrafındaki tepeliklere bakıyorsam, baraj inşaatlarına, evet, yani burada öyle bir ihtimal de ileride olabilir. Aynı Hasankeyf gibi. Burası ileride bir baraj altı kalma durumu olabilir. En azından şu gördüğünüz alanlar, aşağılar, baraj inşaatlarının
olduğu yerler. Ama inşallah kalmaz ya. Çünkü tepe yüksek. Tepe yüksek olduğu için ben altında kalacağını zannetmiyorum. Evet, gördüğünüz gibi çalışma alanları. Bu şekilde böyle. Mevki güzel. Güzel bir yer. Zaten ilginç olan, bence bu ağaçların kesildiği yerler, buralar da önemli. Buralarda da muhakkak ki bir şey var. Çünkü burası tepenin merkezi konumunda olan bir yer. Burada da büyük bir ihtimalle yapılar vardır. Bu yapılar vardır burada da. Gördüğünüz gibi. Çünkü illaki böyle yapıların bir de merkezi olması lazım. Bir de biliyorsunuz burada Göbekli Tepe'de bulunan 10.000 yıl tarihine endekslemişlerdi. Buranın orada tabii ki yaşam vardı. Yaşamın olduğu yerler oralar. Fakat burada yapılan açıklamada evet yaşam var ama burası daha çok atölye vazifesi gören bir yer olduğunu açıklamıştı kazı başkanı. O bakımdan burası daha ilginç. Çünkü Göbekli Tepe'nin öncesine dayanan bir tarihten bahsediyoruz burada. Eğer orada yaşam varsa, burada atölyeler varsa demek ki o atölyeler burada ustaların olduğunu, yaşamın oldukça ileri düzeyde olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi buralarda. Evet. Ve tabii ki bu alan. Esas alan burası. Bir de öbür tarafta gördüğünüz yerde. Bütün buralar suların altında kalmasın diye, zarar vermesin diye böyle bir çalışma yapılmış. Evet. Evet, gördüğünüz gibi. Ve buradan, hemen buradan itibaren sol tarafa kadar tepenin bütününde bir kazı çalışması yapılıyor. Evet. Kain Tepe'deydik. İnsanlık geçmişini arıyor burada. Başladığı noktaya ulaşmaya çalışıyor insanlık. Geçmişin izindeyiz efendim. Ajans 37 olarak. İnşallah Kastamonu'da, Araç'ta bu yer kayıtlara geçti artık. Bundan sonrasına da devam ederiz. Dedik ya, bak hemen burada bizi ne yapıyorlar diye gelip